Bir tutamıyla 15 gün içerisinde vücudunuzda harikalar yaratacak bir çay bu düzenli kullanımda gerçek anlamda faydasını göreceğiniz metabolizmanızı hızlandıracak sizi misler gibi zayıflatacak bir çay hemen tarife geçeceğim tarif zaten çok basit ama videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet canım arkadaşlarım bugün ceviz perdesi çayı yapacağız ama bu çayı yaparken özellikle bunu zayıflama için kullanacak olan arkadaşlarımın dikkat etmesi gereken çok önemli iki husus var ve kullanacağımız çok önemli iki malzeme daha var bu perdelerin dışında. Şimdi ceviz Zaten bildiğimiz gibi çok çok güzel bir besin. Ancak cevizin hem kabuğu, hem içinin yemiş kısmı hem de bu perde kısmı çok önemli. Biz bu çayımızı yaparken bakın bu şekilde limon kabukları da kullanacağız. Limon kabuğunda bulunan pektin maddesinden yararlanarak iştahımızı Kesmeyi hedefliyoruz ki çok çok önemli e, pektin iştahı tamamen kapatıyor arkadaşlar e, bu elimde gördüğünüz ceviz perdeleri ise kolesterol seviyelerini olması gerekene çekiyor ve dolayısıyla açlık krizleri tatlı krizleri o el ayak titremeleri şekerin ani inip çıkması gibi bize diyet bozduran o sıkıntılı durumlardan bizi kurtarıyor. Tabii ki bunun yanında Ceviz Perdesi'nin çok çok daha güzel özellikleri var. Videonun ilerleyen kısımlarında onlardan da size bahsedeceğim. Şimdi aramızda birçok kişi tabii ki bunun ceviz perdesinin hangi kısım olduğunu çok iyi biliyorlar. Ancak şöyle ben yine bir tane cevizde bunu göstermek istedim. Cevizimizi bakın kabuğunu kenara alıyoruz. Şu etli kısımların tam ortasında bulunan bu ceviz zarı ya da ceviz perdesi denilen bölüm vücutta ciddi anlamda çok yardımcı ve çok güzelliklere sebep oluyor. Özellikle bakın yapısı akciğerimizin yapısına benziyor. Astım, bronşit gibi, öksürük gibi, kuru öksürük gibi Sıkıntılardan da sizleri süreç içerisinde kurtarıyor. Bugün yapacağımız çay özellikle sizi hem zayıflatırken hem de saçınızdan cildinize, tırnaklarınıza kadar birçok hücresel yapılanmaya sebep oluyor arkadaşlarım. Bu çok ama çok kıymetli ve çok e, müthiş bir şey bizler için. Yapımı çok kolay. Hemen çayımın tarifine geçiyorum. Bunun için bir demlik alıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunun içerisinde bir kaynatma işlemi şimdi yapacağız. Ve şöyle bir tutam ceviz perdemizden alıyoruz. Şöyle içerisinde 10 adet falan yaklaşık oluyor. Şimdi bu ceviz perdelerimizi demliğimizin içerisine atacağız. 2,5 su bardağı kadar kaynar su ilave edeceğiz arkadaşlarım. Ve sonrasında bir kaynatma işlemi uygulayacağız. Peki bu ne kadar olacak? Bir 4-5 dakika kaynatmamız oldukça yeterli olacak. Şimdi limon kabuklarımı atıyorum. Burada portakal kabuğu da olur arkadaşlar. Çünkü portakal kabuğunda da pektin dediğimiz madde var. Ve ayrıca mandalina kabuğu da olur dediğim gibi. Ama bunları çok güzel yıkayın sevgili arkadaşlarım. Onları daha önceki videolarımıza ve Instagram'da bolca sizlere anlatmıştım. Şimdi 2,5 su bardağı kaynar suyumu ilave ediyorum içerisine. Bu çayı içerken hiç zorlanmayacaksınız bir kere çok keyifli keyifli tüketeceksiniz çünkü limon kabuğunun vermiş olduğu aroma ve sonrasında ekleyeceğimiz bir çok çok önemli bir malzememiz daha var. Bu piştikten sonra e e ekleyeceğiz yani tam tüketirken. Bu malzememizi ilave edeceğiz. O malzemenin de vermiş olduğu güzel aroma ve mayhoşlukla bu çayı çok kolay tüketeceksiniz. Hiç korkmayın öyle tatsız, tuzsuz, zevksiz aman Allah'ım sırf zayıflamak için içiyorum diyeceğiniz bir çay değil. Bu çok güzel bir çay olacak. Hemen şimdi çayımı ocağıma götürüyorum ve o sırada da sizlere kullanımından bahsetmek istiyorum. Çayımızı günde sadece iki defa kullanacağız arkadaşlar. Ee, sabah kalkacağız. Bir güzel çayımızı kalkar kalkmaz içeceğiz ee, ve sonrasında en az yarım saat sonra kahvaltımızı yapacağız. O yarım saat içerisinde içmiş olduğumuz bu çay bir bizim iştahımızı baskılayacak. İki kan şekerimizi o sabah açlık kan şekerimizi dengeleyecek. Çünkü bizi sabah kahvaltılarında çok çok yediren şey aman Allah'ım çok yedim kurt gibi açım dedirten şey kan şekerimizin dengesizliği. Onu düzenleyecek arkadaşlarım ve müthiş şekilde biz günden güne bakacağız ki biz daha az tüketmeye başlayacağız başlamışız. Daha az porsiyonlarla e, karnımız doymaya başlamış. Dolayısıyla midemiz günden güne küçülmeye başlayacak. Hemen şu detayı söylemek istiyorum. Evet, çayımız kaynadıktan ve biz ocaktan aldıktan sonra içerisine Doğal güzel bir elma sirkesi ekleyeceğiz arkadaşlarım. Bakın bu çok önemli bir detay. Elma sirkesi bizim gün içerisinde insülin dengemizin bozulmasını önleyecek. Şeker dengemizin bozulmasını önleyecek. Bu ne demek? Gün içerisinde sürekli böyle işte canım bir şeyler istiyor, dolaba gideceğim, mutfakta ne var acaba gibi hislerden sizi kurtaracak. Çünkü sizde bu böyle düşünceleri sebep olan şey insülin direnciniz. Dolayısıyla biz elma sirkesiyle birlikte bu insülin direncini daha e, olabilir noktalara taşıyacağız ve yok edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi çayımızı yaptık, bir güzel sabah bir bardak içiyoruz. Akşam da yemekten önce yine bir bardak tüketiyoruz. Günde bu şekilde iki bardak çayımızı tüketiyoruz canım arkadaşlarım. Hatta ben böyle içerken de içine e, limon dilimleri atıyorum. Birazcık limon da sıkabilirsiniz. E, minicik azıcık tarçın da atabilirsiniz. Bakın aromalandırabilirsiniz bunu. Her zaman söylediğim gibi emziren anneler, hamileler, kronik ve alerjik rahatsızlığı bulunanlar bu tür kürleri yapmadan önce lütfen doktorlarına danışsınlar. Çünkü her bünye her şeyi kaldıramayabiliyor sevgili arkadaşlarım. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Beni Instagram'dan ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Facebook grubumuzda yaklaşık 25.000 kişi var hep birlikte diyet yapıyorlar. Yine Instagram sayfasında gün içinde akşama kadar sizlerle birlikteyim. Motivasyonlarla hep birlikte olalım. Allah'a emanet olun.